Başlangıçta ne diyoruz ya, mesleğe yaramamak? Ben diyebilirsin. Mesela ben okulumuzun 7S sınıfı öğrencilerinden Ahmet Furkan Akıllı diye başlayabilirsin ama merhaba diye başlayalım. 3 gün sonra bir dönemi tamamlıyoruz. Evet. Bir dönem boyunca neler yaptınız? Bir dönem boyunca neler yaptık? Malum geçen yıl pandemiden dolayı çok zorlu bir, eğitim açısından çok zorlu bir yıldı. Bu yıl pandemiden sonra ilk düzenli olarak eğitim sistemine geçtiğimiz bir yıldı. Dolayısıyla geçen yılın açığını kapatmak üzere ve çocukların o eğitimden uzaklaştığı dönemin açığını hani hem sosyal olarak hem de bilimsel olarak, akademik anlamda geri kaldığı konuları kapatmak adına biraz çabalar sarf ettik. Bu anlamda bir tık başarılı da olduk sayılır ama tabii ki kat etmemiz gereken daha çok yol var. Yani 1,5 yıllık bir açık kolay kolay kapanmıyor takdir edersiniz. Çocukların her şeyden önce ders çalışmayı unutmuşlar. Okula gelmeyi, okula gelip gitmeyi, düzenli bir şekilde gelip gitmeyi, sabah erken kalkmayı, işte düzenli yatmayı vesaire pandemiden dolayı bütün bu alışkanlıkları kaybetmişler. Şimdi bu alışkanlıkları tekrar kazanmaya yönelik ayrıyeten çalışmalarımız oldu. Ayrıyeten baskılar falan oldu ama bu dönemin sonunda herhalde artık bunu en azından aştığımızı düşünüyorum. İkinci dönem için artık malum ben 10. sınıfların rehber öğretmeni olduğum için 9'lardan kalan eksik konuları kapatmak adına biraz daha ilerledik. Biraz daha 10. sınıfların konularının yanı sıra 9. sınıflarda görmedikleri konular üzerinde de biraz daha yoğunlaşacağız. Ve daha sıkı bir tempoyla konuları açığını kapatmaya çalışacağız. Öncelikle kolejimizin eğitim felsefesinden bahsetmek istiyorum. 5. 6. 7. ve 8. sınıftaki öğrencilerimizin bulundukları kademelerdeki kazanımları elde edip ileri kademelerdeki kazanımlara altyapı oluşturmaktır. Biz 1. dönemimizde bunu yaptık. İleriye yönelik çalışmalar yaptık. Karne haftası olması sebebiyle asla rehavete kapılmadık. Şu an derslerimiz devam ediyor. Hatta 8. sınıf öğrencilerimiz LGS grubu öğrencilerimiz olduğu için onlara çok donanımlı bir kamp uyguluyoruz. Sömestr tatiline donanımlı bir şekilde giriyoruz. 2. dönem başlangıcında aynı istek, aynı heves, aynı heyecanla girmeyi planlıyoruz. 2. dönemimizde hızımız, isteğimiz, heyecanımız artacak. LGS'ye bomba gibi geliyoruz. 3 gün sonra karneni alıyorsun. Bir dönem senin için nasıl geçti? Daha çok stresli geçti açıkçası ama bununla birlikte stres yönetimini öğrenmeye çalıştım ve öğrendim sanırım. Teknolojiden biraz uzak, kitaplara yakın çalışmaya çalıştım. Verimli, güzel, eğlence de oldu, stres de oldu, ağlamak da oldu ama güzeldi. Peki sömestr tatilinde ne yapmayı planlıyorsun? Eksiklerimi tamamlamaya çalışacağım. Karne alacağız, tatile gireceğiz. Bunun için heyecanlıyım tabii. İlk dönem benim için çok güzel geçti. Yani benim geçen seneki notlarıma göre bayağı yüksekti. Bu sene cidden yani yükselttiğimi düşünüyorum notlarımı. Peki sömestr tatilinde ne yapmayı planlıyorsun? Ders mi çalışacaksın, eğlenecek misin? İkisini de orantılı yapmayı planlıyorum. Çünkü hani ders çalışmama gibi bir şeyimiz yok artık bu sene. Ondan dolayı ikisini de orantılı olarak devam ettireceğim. Kaç sayıyorsun? 8 sınıf. Liseye hazırlanıyorsun. Evet. İkinci dönemde ne yapmayı planlıyorsun? Ne şekilde çalışacaksın? İkinci dönem tabii birinci dönemde daha sıkı çalışacağım. Ondan dolayı biraz daha derslere asılmayı düşünüyorum. Şu an çok daha asıldığımı düşünmüyorum çünkü kendi adıma. Ondan dolayı biraz daha sıkı geçeceğini düşünüyorum. İlk dönem güzel geçti ve zaman geçtikçe bilinçlendiğimi düşünüyorum. İnşallah ikinci döneme daha planlı geçerim. İnşallah öyle olur. Sömestr tatilinde planlar. Evet, planlar yaptım. İnşallah onlara uyarım. Ya YKS yaklaştıkça ciddileşiyorum ve planlar olması gerekiyor. Ben de onları yaptım. İnşallah uyarım. İlk dönem geçen seneye göre daha iyi geçti. Çünkü geçen sene biraz daha okul anlamında, eğitim anlamında kısıtlamalar vardı. Bu dönem yine eğitim biraz daha genişledi. Daha refahladığı için daha rahatız. Mektup değildir arkadaşlar. Evet. Adresi sadece Kaya Köprü Şanlıurfa diye. Hayır. Eğer. Sadece ev adresi. Eğer.